287'de ünite değerlendirelim. Dördüncü soru. Eşit bölümün zemin üzerinde gösterilen Q1, Q2 yüklerine sahip noktasal cisimlerin O noktasında oluşturduğu bileşke elektrik alan şekilde gibidir. Buna göre Q1 bölü Q2 oranı kaçtır diye soruyor. Şimdi elektrik alanımız artı x önünde. Q1 yükümüz o noktasında oluşturduğu elektrik alan, buraya artı bir olarak kabul edeceğim, artı bir kulon. E, bu bileşki, yani bu elektrik alanını verebilmesi için tabi ne olacaktır? Bu doğrultuda itmesi gerekecek. Doğrultuya dikkat edelim. Elektrik alan E1 dediğim böyle olacak. E2 dediğim elektrik alanda da büyüklüğünü bilmiyorum. E2 dedi, e, dediğim elektrik alanda yukarıya doğru olması gerekiyor. Şimdi bu e'yi vermesi için bileşkemizin e olabilmesi için artı x yönünde olabilmesi için o zaman buradan yola çıkarak diyorum ki e bir elektrik alanı y eksenine bileşenini taşıdığım zaman e, her ne ise bu büyüklük Q2'nin oluşturduğu yine y doğrultusunda e2 elektrik alanına büyüklük olarak eşit ve zıt yönlü olursa birbirlerini götürürler ve x yönünde elektrik alanı meydana gelir. O zaman buradan bu eşitliği yazarsam E1'in şuraya alfa diyorum. Kos alfa bileşeni E2 elektrik alanına şuraya da E2 diyelim. E2 elektrik alanına eşit olmuş olacak büyüklük olarak. Şimdi E1 dediğimiz Q1 yükünün meydana getirdiği elektrik alanda K Q1 bölü D kare. Burası ne yapacaktır? Bura 2, bura 1 olduğuna göre Pisagor'dan kök 5 yapacaktır. Kök 5'in karesi de 5. Kos alfa. Şimdi kos alfa dediğimizde bu doğrultudan baktığımızda açımız e, komşunun hipotenüsü oranı olacağı için 1 bölü kök 5 olacaktır. Eşittir. E2 değerine bakıyoruz. K Q2 bölü aralarındaki uzaklık birin karesi olacaktır. Bu da 1 olarak karşımıza çıkar. Bu durumda K'lar gider. Q1 bölü Q2 oranı 545 olarak karşımıza çıkar. Peki Q1 ve Q2'nin yükleri için ne söylenebilir? Ee, Q1 şu yönde elektrik alanı oluşturduğuna göre artıdır. Ee, artı bir kulon Q2'miz de artı olmalıdır ki o da yukarıya doğru oluştursun. O zaman sonucumuz pozitif olacaktır.